sevgili seyircilerimiz, değerli takipçilerimiz, Sivil Düşün adlı canlı yayınımıza hoş geldiniz. Salı günleri yayınlıyoruz programımızı. Bu hafta stüdyomuzda İzmir ve Ege Bölgesi Sivas Dernekleri Federasyonu'nu ağırlayacağız. Yayınımıza geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Programımızı Atürk TV, İzmir TV, Ege Seçim TV kanallarının internet adreslerinden, Facebook adreslerinden paylaşabilirsiniz, seyredebilirsiniz. Onun dışında Canlı TV'de ve Filbox'ta, YouTube'da Atürk TV aratarak bizlere ulaşabilirsiniz. IPTV'de de 3 kanalımızın ismini aratarak bizleri tekrar farklı bir platformda da takip edebilirsiniz. Paylaşımlarınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz. Keyifli bir program olması dileğiyle konuklarıma döneceğim. Evet, İzmir ve Ege Bölgesi Sivas Dernekleri Federasyonu Başkanımız Sayın İnan Demirkıran. Hoş geldiniz efendim. Merhaba, hoş bulduk. Ve Federasyon Başkan Yardımcımız Faysal Çaygöz. Nasılsınız? Hoş geldiniz Faysal Bey. Hoş bulduk. Evet başkanım, hoş geldiniz dedik. Sizi tanıyorlar, İzmirliler tanıyorlar, seviyorlar ama kısaca biraz kendinizden bahseder misiniz? İsmim İnan Demirkıran, 45 yaşındayım. Yaklaşık 30 yıldır İzmir'deyim. 3 çocuk babasıyım ve iş adamıyım. Kendime ait Ege Yıldız'ına ortak sağlık güvenlik birimi, iş güvenliği firmam var. Evet. Bu anlamda... Yaklaşık 30 yıldır da İzmir'de ikametgah ediyoruz. Sivil toplum örgütleriyle ilgili birçok derneklerde çalışmalar yaptık. Şimdi buradayız. Evet, hoş geldiniz tekrardan. Faysal Bey, sizi seyircilerimize tanıtmak isteriz. Buyurun. Adım Faysal Çaygöz. Emekliyim. Daha önce inşaat, taahhüt işleriyle uğraştık. İzmir'in en eski müteahhit bir ailesinin çocuğuyum. İki kız çocuğu babasıyım. Teşekkür ediyorum. Evet efendim. Federasyonunuzla ilgili bilgiyi almak isteriz. Federasyonun yapısında kaç dernek vardır? Bunlar nasıl çalışmalar yaparlar? Bir federasyonun yapısıyla da ilgili bilgi verirseniz devamında keyifli bir sohbete başlayacağız sanırım. Federasyonumuzun yapısında il ve ilçe dernekleri, ayrıca köy dernekleri olmak üzere bütün Sivas'ımızın ilçelerinden, köylerinden derneklerimiz var. Divriğinden var, Gürün, Kangal, Hamal dernekleri var, Yıldızeli derneklerimiz var, İmranlılar Derneğimiz var. Bununla ilgili federasyon bünyemizde yaklaşık 15 tane dernek üyelerimiz var. Hem il hem ilçe hem de köy derneklerinden oluşan karma yapımız var ve İzmir bütün ilçelerini kapsayan her bir derneğimiz Nallıdere, Bayraklı, Bornova, Alaya kadar, Karabağlar bütün ilçelerde bulunan derneklerimiz mevcut. Başkanım, aşağı yukarı ne kadar bir üye sayısından bahsediyoruz? Kabaca bir sayı verebilir miydiniz bize? Dernek üyeleri olarak 15 tane dernek üyemiz mevcut. Her bir derneğinde kendisine ait üyeleri var biliyorsunuz. Kimisinin 3.000, kimisinin 5.000, kimisinin 7.000. Evet, sohbetimiz sırasında bir 50.000 sayılara ulaşmıştık galiba ve ben ulaştık ve bize yakın zamanda bizimle birlikte yol almak isteyen tekrar bağımsız derneklerimiz de mevcut. Görüşmelerimiz devam ediyor. Onlar yani sizin kapsamınızda bulunmak isteyen dernek çalışmalarını çalışmalarımızı gören, takip eden, izleyen derneklerimiz de kendi genel kurullarını tamamladıktan sonra, karar aldıktan sonra da bizimle birlikte federasyonumuza üye olup yol almak istiyorlar. Evet, bu anlamda her geçen gün gücümüze güç katmaya devam ediyoruz. Ülkenin birçok yerinde Sivaslıların var olduğu gibi İzmir'de de geniş kitlelere sahibiz. Bu geniş kitleyi de birlik beraberlik içerisinde bir çatı altında toparlayıp faydalı işler yapmak adına sivil toplum örgütlülüğümüzün devamını sağlayacağız. Bugününü sürdüreceksiniz. Aynen. Kısa bir Sivas görüntüsüyle programımıza devam edelim istiyorum. Ondan sonra Faysal Başkanım mümkünse biraz sizden Sivas'ı dinleyelim. Sivaslı'dan Sivas'ı dinleyelim, olur mu? Evet sevgili seyircilerimiz, bir Sivas görselimizle birlikteyiz. Thank you.
Başkanı'ndan Sivas'ı dinlemek isteriz. Evet. Çünkü tarihi konularda çok önemli evet. notları olacak bizlere. Evet. Buyurun Başkanım. Şimdi Sivas'ımızın bir tarihini bilmek lazım. Sivas'ımız milattan önce 7000 ile 5000 yılları arasında ilk yerleşimin olduğu düşünülüyor. Bu Kapadokya araştırmalarına göre, arkeolojik kazılarında yapılan araştırmalara göre milattan önce 1600 ile 884 yıllar arasında Hititler dönemi yaşanmış. Akabinde yine milattan önce 8695 yılında Frigler dönemi var. Lidyalılar dönemi var. Persler var. Makedonlar yaşamış. Akabinde Romalılar ve Bizanslar döneminden sonra da Selçuklular ve Osmanlılar hakim olmuşlardır. Şimdi Sivas tabii ki Osmanlı'nın çöküşünden sonra da Anadolu'da Cumhuriyet'in ilk temellerinin atıldığı 4 Eylül 18 Mart arasında 108 gün içerisinde bir Sivas Kongresi düzenlenmiştir. Bu kurtuluşumuzun da ana kaynağı olmuştur. Ve 18 Mart'tan sonra da Atatürk arkadaşlarıyla Ankara'ya geçerek Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır. Akabinde de Cumhuriyet'i ilan etmiştir. Ve Cumhuriyet'in ilk temelden atıldığı 4 Eylül'le kuruluşun başkenti olan Sivas'la bugün içerisinde yaşadığımız İzmir'imizin de kurtuluşu 9 Eylül kurtuluşuyla beraber ikisini bir arada zaman zaman kutlamaktayız. Yani kuruluştan kurtuluşa olan bir şehirde de ikamet etmekteyiz. Teşekkür ederim. Evet. Gerçekten tarihin her döneminde Sivas var olmuş değil mi? Evet, evet. Yani evet. Tarihe notlar düşmüş değil mi? Siz evet, evet. Bu arada farklı yapılardan bahsettiniz evet, bana evet, stüdyo evet. öncesi. Evet. Bir binadan bahsettiniz ki bir evet. yapıdan bahsettiniz. Yani dehşet bir matematiksel hesaplamayla. Onu da bizlerle paylaşır mıydınız evet. başkanım? Şimdi Divri Ulu Camimiz vardır ki dünyada eşi emsal olmayan bir yapıdır. Divri Ulu Cami'de hiç çivi kullanılmamıştır. Tahta çivilerle montaj yapılmıştır. Muazzam bir taş ve seramik çiliği vardır. Ki ana giriş kapısında güneş doğarken bir insan sülüeti çıkar ve namaz kılan bir insan sülüeti var. Bu olağanüstü Mustafa Kemal Atatürk'ün Adıyaman'daki o dağa vurulan sülüeti gibi bir şeydir. İkincisi bu Ulu Cami'nin de şifahanesi vardır. Bu şifahanede de zihinsel engellilerin tedavisi yapılmaktadır. Bu zihinsel engellilerin tedavisi de çok ilginç ki ney ve su ile yapılmıştır. Su damlacıklarıyla onun o sesiyle tedavi edilmiştir. Huzurla insanlar tedavi edilmiştir ve bu dünyada hemen hemen ilktir. Bir ikincisi Sivas merkezinde bulunan Bürcüye Medresesi var, Şifai Medresesi var ve burada da yine aynı şekilde insanlarımız dünyada ilk kez göz ameliyatları yapıldı, beyin ameliyatını yapıldı ve yine ney ve su sesiyle bu zihinsel engelli insanların da tedavisi yapılmıştır. Ya bu da dünyada bir ilktir. Bu da bizim Sivas'a nasip olmuştur. Evet. Hakikaten çok güzel matematiksel hesaplamalar, bilimsel çıktılar. Her alanda olduğu gibi Sivaslılar yine sağlık alanında da bir ilk evet, başlatmış oluyor. Evet, çok ilginç. Oluyor. Gerçekten bu veriler evet. çok değerli. Sivas'ın nüfusu nedir İnan Başkan? Verilere göre, şu anki mevcut yani, verilere evet, göre 646.608 kişi gözüküyor. Ama ben size değişik bir soru soracağım. Sivas dışındaki Sivaslıların nüfusunu alabilirim. Tahmini bir şey söylemeye çalışın. Belki Faysal Başkanım eşlik edecek değil mi? Tahmini olarak 7 milyon diye düşünüyoruz. Siz biraz de, fazla. O sayılarda mıyız? Evet. 7 milyon. Belki fazlası olabilir. Çünkü bugün Çin'e gittiği zaman Sivas nüfusu vardı. Ben bir mahallesi var. Evet, mahallesi var. Ben Arnavut'ta giderken Ohri Gölü'nden geçtim. Bir sabah kahvaltısı yaptım. Bir baktım Aşık Veysi'den uzun ince bir yoldayım. Müziği çalıyor. Merak ettim. Gittim restoranta. Selamünaleyküm. Zaten orası bir Osmanlı şehri, Türk şehri. Aleykümselam dediler. Dedim nerelisiniz dedim. Dedi Türkiye'liyim. Neresindensin dedi. Dedi Sivaslıyım dedi. Yani bir Yugoslavya'da Ohri Gölü'nün kenarında bir restoran dışında bir Sivas'a rastladıysanız bugün New York'ta da
Sivas Mahallesi. Onu ben söyleyecektim. Evet, New York'ta evet, Sivaslılar Mahallesi evet, var. Yani dünyanın her yerinde Sivaslı bulabilirsiniz. Bu Sivaslı olmanın ruhu nedir? Yani neden Sivas'ta kalmayı tercih etmemişler ve dünya çapında bir evet, yerleşime şimdi, geçmişler? Sivas'ımız hem bir kısmı Karadeniz bölgesinde, bir kısmı Doğu Anadolu bölgesinde, bir kısmı İç Anadolu bölgesinde kışları çok sert geçen, karı çok yağan, soğuk bir iklim, yazlarda kurak ve kısa bir dönem geçer. İç Anadolu bölgesinde hububatla iştigal eden, hayvancılıkla iştigal eden insanlarımız, Karadeniz bölgesi biraz daha tarıma daha farklı elverişli, domatesi, sebzesi, meyvesiyle meşhur bir şehrimizdir. Burada insanlarımız çoğaldıkça okuma imkanlarını dışarılarda aramışlardır. Biraz da bizim Sivas insanımız daha çok girişken, daha çok ticarette uğraşmak, daha iyi yerlere gelmek için de diğer büyük şehirlere taşınmışlardı. Oralarda iş kurmuşlardı ve Türkiye'nin sayılı iş adamları da Sivas'tan çıkmıştı. Yani. Ben size onun örneklerini, iş dünyasındaki evet, örneklerini soracağım ama şunu da merak ediyorum. Acaba diyorum Sivaslılar bir yandan girişimci bir ruha mı sahipler? Gayet tabii. Şimdi, kesinlikle öyle. Sivaslılar zaten biraz önce Faysal Başkan da anlattı. Çeşitli medeniyetlerden gelme bir köklü bir kültüre de sahip. Bu anlamda bu kültürün de vermiş olduğu özgüven zaten genetiğine de işlemiş durumda. Ve o medeniyetlerin doğduğu bir şehirden karasal iklim yaşadığından dolayı bir hani babadan oğula geçen bir miras olmadığından ve karasal iklim nedeniyle de fabrikalaşmaya gidemediğinden Sivas geçim derdine düşmesi açısından insanların, çocukların sürekli göç vermiştir. Yani istihdamdaki şehrin bir noktada yetersiz kalması, tabii eğitimdeki ki, daha güzel seçeneklere belki aynen, ulaşmak çok için daha değil mi? Şartlarda bölgeden, yaşamak anlamında evet, hem diğer şehirlerimize hem de ülke dışına göç sağlamışlardır. Hı hı. Girişimci ve atılgan ruhlu olmasından kaynaklı da gözünü karartmıştır da birçok alanda, birçok sektörde, birçok meslekte, fabrikalarda iş kurmuşlar ve istihdam da sağlamışlardır bu anlamda. Onun için en çok da burada bizim Sivas, İstanbul'da nüfusumuz çok yoğun. Sivas'tan daha çok İstanbul'da Sivaslı var. Sonra peşinden Sivas geliyor. Sonra Ankara, İzmir, Kayseri evet, ve Kocaeli olarak da nüfus yoğunluğumuz yine devam ediyor. Evet, ben Faysal Saygöz'e dönmek istiyorum. Sivas iş adamlarıyla övünürsünüz evet, siz. Evet, bunda evet, sohbetlerinize daha taşırsınız. Zara. Kimleri anlayacağız? Şimdi Zara. Ben en önce buradan rahmetle andığım Türkiye'ye mal olmuş bir iş adamından bahsedeceğim. 1886 doğum, Divri'de doğumlu bir Nuri Demirağ'ımız vardır. Nuri Demirağ'ımız sanayileşmeye, yatırımcı, bir o ruha sahip bir insandır. Ve Türkiye'mizde ilk sigara kağıdı fabrikası kuran insandır. 1931 yılında İstanbul Boğaz Köprüsü'nün projesini başlatan yine o adamdır. Yine 1936 yıllarında ilk uçak fabrikasımızın evet, projesini yapan ve uçak fabrikasını kuran bir insandır. NU-36 uçaklarıyla İstanbul'dan Divriğe kadar uçmuştur. Yine NU-38 uçaklara çift motor uçak yaparak Eskişehir'e kadar uçmuştur. İspanya, Pakistan birkaç ülkeyle de uçak anlaşması yaparak oralara uçaklarımızı ihracat için anlaşmalar yapmıştır. Hatta 1943 yıllarında 290 tane pilot yetiştirmiştir ve gök okulları pilot yetiştiren evet, gök okullarını kurmuştur. Fakat ne yazıktır ki en son Eskişehir'e çift motorlu uçakla uçarken orada havaalanına hayvanlar girmesine çukurlar kazmışlar ve uçak havalarında piste inerken o çukurlardan bile tekeri gibi devriliyor. Anıyoruz kendisini. Evet, Allah rahmet etsin ve uçak fabrikamızın da bu sebepten dolayı devrildiği için orada bir talihsiz kazadan dolayı onun da suçu olmaz.
uçakla devrimli evet. hayvanlar girmesinde uçaklarımız da bu evet. şekilde kapanmış oldu. Şimdi biraz sivil topluma dönecek olursak sizler üzerinden İzmir'in ülkemizin tüm renklerine açık olduğunu düşünüyor musunuz? Bu anlamda tabii ki düşünüyoruz. Çünkü hı hı. İzmir diğer illere bakıldığında çok mütevazi, hoşgörülü, doğal yapısıyla diğer kültürlerden gelen insanları da kendi kültürüne çabuk adapte edebilen aslında dayatmacı değil dayatmacı belki bu adaptasyon değil, süreci daha yumuşak bir geçişle süreyi kısaltarak oluyor. Özgürlükçü bir şehir. Kimsenin görüşüne, fikrine, evet. davranışına müdahale etmeyen hatta birçok kesimin, birçok görüşün de İzmir gibi bir kültürü yaşamak istediğinden de kaynaklı olsa gerek. Biraz da değil mi? Özenilen bir aynen, durum da var. Yani bir daha durum batıda olduğu için, var olabilmek gibi. Aynen. Dışarıdan gelen ya da burada yaşayacak olan insanlar geldiğinde İzmir'in hem hoşgörüsünü hem kültürünü çabuk hı-hı. adapte oluyor. Ben kalıyor bence bu evet sağlam. Böyle bir şey yaşamak istediğinden de kaynaklı diye düşünüyorum. Bu yönde İzmir bence dünya ülke şehirler arasında yaşanılması gereken ilk üçe giren bir şehir ünvanını taşıyordur. Evet. Şimdi STK'ların özellikle hemşire derneklerinin varoluşuna bakıldığı zaman Türkiye'deki kırsaldan ya da köyden, kırsaldan büyük şehirlere geçilmesiyle birlikte herkesin kendi kentlisine yakın olma, daha kolay şehrin dilini çözme anlamında ihtiyaçlarını karşılayabilme, kendini güvende hissetme güdüsüyle kendi hemşehrisilerinin bulunduğu bölgeye yerleşmesiyle bir göç gözleniliyor. Evet. Ama STK'ların varlığına ise daha farklı bir şekilde ihtiyaç duyuluyor. Artık aynı mahallelerde olmak, yaşamak yeterli olmuyor. Seslerini daha gür çıkartabilmek için ya da yaşadıkları toplumda daha görünür olabilmek, eş paylaşıma sahip olabilmek için STK'ların varlığı hayatımıza giriyor. Özellikle hemşire derneklerinde. Evet. Ama bakıldığı zaman diğer STK'lara oranları düşük kalıyor. Bu da çok doğal bir şey aslında. Siz bu noktada STK olarak ya da İzmir ve Ege Bölgesi Sivas Dernekleri'nin federasyonu olarak üyelerinize ne gibi şanslar yaratıyorsunuz? Şimdi normalde biraz önce anlattınız, köyden göçüp de bu tarafta hem yaşamak hem geçimini sürdürmek hem de adaptasyonu sağlamak evet. açısından bir kere insanların bir sivil toplum örgüt haline gelmesi gerektiği şart. Bundan dolayı sivil toplum örgütlerinin oluşumu bu denli önemli. Çünkü toplumunun kültürünü, medeniyetini, işte sesini duyurma anlamında veya çözemediği bir problemi bir üst kuruluştan rica ederek çözme ve işini kolaylaştırma anlamında sivil toplum örgütlerine ihtiyaç var. Bu anlamda biz sivil toplum örgütleri olarak topluma ne katıyoruz? Uzak şehirlerden göçüp buralara gelen insanların kültürünü, medeniyetini, tarihini, gelenek ve göreneklerini unutmaması, gelecek kuşaklara aktarılması için birçok etkinlik ve programlar düzenliyoruz. Yani çift taraflı bir iletişimden bahsediyorsunuz. Tabii. Bir var olan getirilen kültür unutulmaması, diğer aynen. kuşaklara aktarılması, bir de buradaki kültürle bireyleri adaptasyon, tanıştırılması, aynen. adaptasyon süreci. Yani bu tür çalışmaları bir üst kurul olarak yapıyorsunuz. Çeşitli organizasyonlar yapıyorsunuz, yine yöresel faaliyetleri bulunuyorsunuz. Eğitimler, seminerler verdiriyorsunuz ve evet. Köy derneklerinden oluşan programlar yapıyorsunuz. Bu iki taraflı da etkileşim oluyor dediğiniz gibi. Hem kültürünü, medeniyetini hı-hı. kaybetmiyor, hem akrabalar, hısımlar birbirlerini gelecek kuşakları tanımış oluyor. Bağları kopmamış oluyor. Dayanışma içerisinde birbirinin sorunlarını, sıkıntılarını çözüyorlar. Çözemediğinde bir üst kurul olarak biz federasyonlar toplumumuz adına bir nevi biz de yerel yönetimler gibi amma hizmeti yapıyoruz aslında. Evet. Ben izninizle Faysal Başkanıma dönmek istiyorum. İzmir'de yaşadığınız temel sorunlar, yani STK olarak, federasyon olarak üyelerinizin ya da sizin karşınıza çıkan temel sorunlar nedir? Yerel yönetimden ne gibi talepleriniz olurdu? Beklentileriniz ne yönde olurdu? Şimdi bizim de tabii ki yerel yönetimlerde ve genel yönetimlerde beklentimiz, hemşehrilerimizin beklentisi şu.
şehrimizin birçok sorunları var. İşte altyapı sorunu var, üst yapı sorunu var. Tabii ki bunlarla ilgili trafik var. Efendim işte insanların yerleşmesi, kentsel dönüşümle ilgili hemşerilerimiz gelmişler, birçok yerde bir gece kondu yapmışlar, oturmuşlar. Şimdi bunun altyapı sorunu var. Yol sorunu birçok yerlerde var. Bina yapacak ruhsat sorunu var. İşte bu kentsel dönüşümünde mutlaka İzmir'de yapılmasının acilen gerçekleşmesi lazım. Ha bu gerçekleşirken de yeni bir proje yapılıyor. Mesela bunlar kentsel dönüşüm, işte aks olayı var. İnsanların arsalarının birleştirilip yapılması sorunu. Adam 5 katlı bina yapmış. 5 katlı binayı sen bu kentsel dönüşüm değil de bu aks yeniden imar verirken, evet, adama çıkarıp bir tane daire verirse adam 5 daire yapmış. Bunların sorunları var. Bunu geçen de belediyelerde görüşüldü. Toplantılar yapıldı. Fakat buradaki hemşerilerimizin, sadece Sivaslı olanların değil, diğer İzmir'de yaşayan bütün hemşerilerimizin de büyük sorunu. Onun dışında tabii ki bir sağlık sorunu var. Onun dışarısında yine eğitimde yurt bulamama sorunu var. Yani birçok sorunlarımız çok anlatılacak gibi değil. İnşallah bunlar belediyelerimizden, genel iktidardan da bunların bir an önce yapılmasını istiyoruz. Evet. Ben de ek olarak yerel yönetimlerle ilgili sorunlardan bahsedeyim. Şimdi yerel yönetimlerden aslında biz şunu bekliyoruz federasyon olarak. Biz birazcık daha yüksek alabilir miyiz? Yerel yönetimler olarak federasyon anlamında şunu bekliyoruz biz. Yerel yönetimler de bir aslında özel tüzel gözükmesi açısından şeydir, kamu gibidir. Bu anlamda biz de amme hizmet yapıyoruz. Vatandaşların sorunlarını, sıkıntılarını, çözemediği bir işler olduğunda bize gelmeleri falan, sanki bir nevi devlet veya belediye işlerinin kılcal damarları gibi bir görev yapıyoruz. Bu anlamda sorunlarımızın ve problemlerimizin daha kolay çözüme ulaşabilmesi için yerel yönetimler sivil toplum örgütleriyle dirsek temasında bulunmalılar. Bunlarla ilgili sorunları, sıkıntıları nedir, ne değildir, masalar kurulmalı, problemler çözülmeli. Bununla ilgili gerçekleştirilmiş bir çalıştay var mı, bir çalışma var mı? Yani sadece sizin STK'nıza yönelik değil de genel olarak hemşer derneklerini destekleyebilecek projeler üreten bir çalıştay oluşturulmuş mu? Çalıştay oluşturulduğunu düşünmüyorum. Şöyle. Sizin bir fikriniz var mı Faysal Başkanım? Şu ana kadar öyle bir çalıştay yok. Büyük ama belki teklif olarak taşınabilir. Tabii taşınabilir. Büyükşehir Belediyemizin sivil toplumla örgütleriyle ilgili masalar var ama tam bir çözüm odaklı bir birim oluşturma. Yok, bu proje yazan bir durum değil. Hani dernek masalarının bulunması, projelerin geliştirilmesi anlamında. Onun için biraz daha yerel yönetimler sivil toplum örgütlerine önem vermeli. Onların düşüncelerini ve fikirlerini önemsemeli, hayata geçirmeli veya ya da ne yapabiliriz diye konusunda bizlerden derhal acil ivedi bir şekilde duyurganızı yapacağız yani. Kesinlikle fikir almalı. Yani sonuçta bu şehirde sivil toplum örgütleri de bu şehirli, bu kentli. Onlar da çok şey istemiyor. Şehrin daha güzel yaşanılabilir olması, daha kolay, insanlar için daha kolay yaşanılabilir hale gelmesi konusunda fikirleri var. Biz de yerel yönetimler gibi şehrimizin, insanlarımızın mutlu, mesut, güzel bir şehirde yaşaması için çaba gösteriyoruz. Çok haklısınız. Aslında dünyadaki eğilimler, ülkemizdeki var olan çözüm, ortaya konulan çözüm yollarına bakıldığı zaman yeni nesil belediyecilik anlayışında zaten hizmetin şehrin bütün bireylerine eş bir şekilde dağıtılması, ekonomisinin, işte eğitimini, eğitim seçeneklerinin, istihdamının bütün bireylere eş bir şekilde dağıtılması, burada bir seçenekleri yakalayamayanlar için bir takım fırsatların yaratılması konusunda yeni nesil belediyeciliğin çalışmaları oluyor. Tabii gönül ister ki bu çalışmaların daha çok yaygınlaştırılması, herkesin ulaşabilir hale getirilmesi olmalıdır. Mesela sizin dikkatimizi çektiğiniz bir konu vardı. Meslek konusuyla ilgili meslek fabrikalarının daha da sıklaştırılması gibi, değil mi? Kesinlikle. Başka ne gibi projeler önerebilirdiniz? Ya son dönemlerde bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın da eğitim politikalarının değiştirilmesi nedeniyle aslında meslek erbapları yetişmemeye başladı.
Bu anlamda Covid'in de son tabii, bir şeyinde yarattığı sıkıntıyla eğitimimizde gerçekten kalifiye ara eleman yetiştiremiyoruz. Ve ara eleman olayı da kalmadığı gibi birçok aile çocuklarını üniversite okumaya yönlendirdi. Bu anlamda da orta arada dediğiniz gibi meslek erbapları kalmadığından dolayı işverenler işçi arıyor iken çalışanlar da mesleksiz olduğundan dolayı iş aramakta. Bu iki tarafında memnun olabilmesi için ya da birbiriyle eşleşebilmesi için de yerel yönetimler, belediyeler veya Milli Eğitim Bakanlığı'nın meslek liseleri eşgüdüm içerisinde meslek erbabı yetiştirecek atölyeler, işte ne bileyim okullar veya salonlar anlamında bir çalışma yapması lazım. Çok hızlı bir şekilde tekrar yeniden meslek kurslarının açılıp sektörümüze, iş adamlarımıza ve sanayimize meslek erbapları yetiştirmemiz lazım. Evet. Genel olarak hemşirelik esasına dayalı sivil toplum örgütlerinde zaten bu yani kültürün bireylere taşınmasına değiniliyor. Ama bu noktada siz işaret ettiğiniz konu sadece bir tampon mekanizması görmesi değil. Evet yani kültürle, var olan kültürle yeni bireylerin tanıştırılması ve adaptasyonu ya da geride bırakılan kültürün bireylere hatırlatılması değil, ortak yaşam sürdüğümüz bu alanın daha refah, daha yaşanılabilir bir hale gelmesinden yani, bahsediyorsunuz. Tüm toplumla hep birlikte yani görüşü, fikri, zikri ne olursa olsun. Evet. Ortak yaşam. Ortak yaşamı hani tam felsefe. Ben size başka bir soru sormak istiyorum. Ya da bu soruyu ben Faysal Başkanıma yönlendireyim. Gençler sizin kültürünüzden gelen gençler derneğinizle ne kadar, dernek ve federasyonunuzla ne kadar iletişim içerisindeler, ne kadar sizlerle tanışıyorlar? Şimdi gençlerimiz tabii ki bizim çocukluk çağımız gibi değil. Şimdi bir sosyal medya var, iletişim daha yüksek bir düzeyde. Şimdi o gençleri önce aileden eğitmek gerektiğini düşünüyorum. Ben tabii çocuklarımı, çocuklarım o şekilde yetişti. Vatanına, milletine bağlı, değerlerine, milli ve manevi değerlere tamamen bağlı insanlar olarak yetiştirdim ben inanıyorum. Çevremizdeki gençleri de o şekilde yetiştirdim inanıyorum. Bu bağlamda bizim derneklerimizde, yani federasyonumuzun bağlı derneklerimizdeki insanlarımızın da bu konuda çalışmalar içerisinde olduğunu biliyoruz. Ve o gençleri zaman zaman federasyonumuza, derneklerimize davet ederek onlara kendi kültürümüzü ve ülkemizin çıkar ve menfaatleri için ne gerekiyorsa onlara yapabilmeleri için bu bağlamda eğitmeye çalışıyoruz. Bunlar tabii üniversitede olsun, bulundukları liselerde, okullarda da o bağlamda eğitilmelerini de istiyoruz. Çünkü onlar bizim biraz da dışımıza kalır ama kendi içerisimizde o gençleri yetiştirdiğimize de inanıyoruz. Kendi kültürünü ve yaşadığı şehrin kültürüyle beraber bu devletle milletine bağlı bir gençler yetiştirdiğimize de biz inanıyoruz. Bu konuda da iddialı olsun. Şunu da ekleyeyim. Buyurun, gençlerimiz Faysal Başkan dediği gibi sosyal medyadan bizlerin yapmış olduğu birçok programları, etkinlikleri takip ediyorlar. Görev alma konusunda bir program olduğunda yani ayda yılda bir konser olsun, yemek olsun, organizasyon olsun burada çok iyi bir katılım sağlıyorlar. Hem görev alma hem de oraya insan aktarma konusunda sağlıyorlar. Ama normal federasyon bünyesindeki dernek yönetimleri arasında hem çalışması gerektiğinden hem okuması gerektiğinden dolayı çok vakit bulamadığı için yönetim tarzında biraz görev alamıyorlar. Bu yani arada, üyelik sisteminde belki gözükmüyorlar. Yönetimde dikey organizasyonda daha az görev alabiliyorlar ama size süreçte eşlik ediyorlar. Bu arada çalışmalar da şunu ortaya koyuyor. Aslında gençler duyarsız değil. Son derece hassaslar. Kültürüne sahip çıkmak istiyorlar ama kültürü kadar da dünyaya da sahip çıkmak istiyorlar. Aslında bu sevindirici bir haber. Yani bugün çevreyle ilgili bir duyarlılık söz konusu olduğu zaman
çok rahat feşten örgütlenerek birbirini tanımayan Türkiye'nin herhangi bir yerine, herhangi bir bölgesinden gelen gençler sadece sosyal medya üzerinden örgütlenerek bir pedal basabiliyorlar. Kesinlikle. Çevre kirliliğine karşı. Ya da bunu bir Kemeraltı'nın o tarihi yapısını paylaşmak üzere bir fotoğraf gezisi düzenleyebiliyorlar. Evet. Orada tanınırlık önemli olmuyor. Bu konuda hassasiyetlerine inanıyoruz. Artık gençler biraz gücünü sosyal medyada kullanıyor. Sosyal medyadan daha biraz daha dünya vatandaşı olmak ama yerele de yörele de sahip çıkmakla ilgili bir vermiş oldukları tepki gerçekten gözümüze çarpıyor. Bu arada belki de gençler sizinle ilk tanıştığında bir eğitim fırsatı için geliyorlar. Belki bir büyüğü getiriyor, değil mi? Belki bir iş başvurusuyla tanışıyor. Böylece bu tarz bir iletişim mi başlıyor? Bu tür bizim girişimlerimiz var. Yoksa babalar, anneler mi sizinle tanıştırıyor? Yani gençlerin kendisi de gelen var, arayıp tanışmak istiyoruz diyenler de var. Tabii ziyaretimize de gelenler var. Bu anlamda bizim de girişimlerimiz var zaten gençlerimiz için. Neler üretiyorsunuz bu konuda? Hangi projeleriniz var? İşte şu mesela biraz önce söyledik, meslek programları var. Bu Bakanlar Kurulu'nun açmış olduğu MYK anlamında meslek yeterlilik sertifikaları var. İçinde birçok mesleği barındıran veya halk eğitimden verilen meslekler var. Bunlarla ilgili meslek sahibi olmayan gençlerimiz önce meslek edindirme kurslarına ve eğitimlerine tabi tutuyoruz. Ondan sonra da İzmir'deki iş adamlarımızla birlikte onlardan da iş istihdamı ihtiyacı olan kişilerin listelerini alıyoruz. Çok güzel. Burada işverenle işçiyi buluşturma anlamında bir çalışmalarımız var. Hatta geçen yine ticaret odasına gittik biz. Oradan da aynı taleplerde bulunduk. Bizim Sivaslı iş adamların başta Sivaslı'yı Sivaslı'yla buluşturma ticaret birliği dediğimiz bir isteğimiz var. Bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Yani işçi arayan Sivaslı iş adamımıza yine iş arayan bir Sivaslı vatandaşımızı. Evet. Bu şey algılanmasın, sadece Sivas çerçevesinde çalışılıyor değil. Siz tüm vatandaşlarımızın tabii ihtiyacını da seve seve diğer federasyonlarımızla zaten birlikte hareket ediyoruz. Evet. Birbirimizin taleplerini alıyoruz, birbirimizin eksiklerini gideriyoruz. Bu anlamda bizim öyle bir düşüncemiz vardı. Bu da genele yayılmış oldu. Çok güzel. Başarılarınızın devamı diliyorum. Böyle de fayda sağlamış oluyoruz. Hem işverenimize hem iş arayanımıza. Karşılıklı bir talebi, talebin karşılanmasını sağlıyorsunuz. Evet, aynen. Ben başkanım Faysal Çaygöz'e dönmek istiyorum. Bambaşka bir konuya geçmek istiyorum izninizle. Bu konuyla... Hemşeri Dernek, buyurun. Bu konuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şimdi biz sade Sivas Federasyonu veya dernekler olarak değil de biz federasyonda gençlerimize burs veriyorduk. Fakat bunun dışarısında da bizim federasyonun dışında bir de vakfımız var. İzmir'de Ege Bölgesi Sivaslar Vakfımız var. Biz orada sağ olsun vakıf başkanımız, vakıf mütevelli heyetimize de ben buradan şahsım ve federasyonum olarak tüm Sivaslar'a teşekkür ediyorum. Yüzlerce çocuğumuza burs veriliyor. O gençlerimiz, pırıl pırıl gençlerin okuyup bu memlekete faydalı birey olması yolunda da güzel katkılarımız var orada Sivaslılar olarak. Ben burada şahsım, federasyonum ve tüm Sivaslılarına da vakıf başkanımıza ve yönetime de teşekkür ediyoruz. Zeki Karoğlu. Zeki Karoğlu beyefendi olsun. Profesör Halil Kösü olsun. Turan Bozdağ olsun. Şekip Güngör olsun. Bütün arkadaşlarımıza orada teşekkür ediyorum. Allah onların yokluğunda göstermesin. Gençlerimiz sadece Sivaslı gençlerimiz değil. Diğer illerden gelen ihtiyaç olan gençlere okumaları için destek vermek amacıyla da onlara da burs veriyoruz. Ben buradan teşekkür ediyorum onlara da. Evet, teşekkürlerimizi biz de iletiyoruz. Ve diğer konuya geçmek istiyorum. Hemşire derneklerinin siyasal mekanizma içerisindeki yerlerini nasıl tanımlarsınız? Evet. Evet, zor bir soru oldu galiba ama yani bu konuda değinmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ben, önce kendi buyurun, bunu zaten bu masaya yatırmak isteriz. Hemşire derneklerinin siyasal tekrar soruyu alayım, bir daha alayım. Hemşire derneklerinin siyasi mekanizma içerisindeki bulundukları pozisyonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi inkar edilemeyen de bir durum var. Yani siyasi aktör şeklinde karşımıza çıkabiliyor, değil mi? Tabii, hemşire dernek... Bir belirleyiciliği de oluyor. Kesinlikle, yani siyasi partilerin zaten bu anlamda sivil toplum örgütlerinin ne ihtiyacı var seçilebilmeleri için?
hemşeri dernekleri de kendi kendini yönetecek olan siyasetçileri de tanıma ve onları seçmeyle ilgili bir rol oynamış oluyor. Yani işin özü şu, sivil toplum örgütleri kendi kitlesini doğru yönlendirebilmesi için siyasetçilerin yapmış olduğu açıklamaları, projeleri, yapmak istediği yönetim tarzını iyi analiz etmesi gerekiyor ki ülkeyi doğru yönetecek, doğru politikalarla ülkeyi ileri seviyelere çıkacak, çıkartacak siyasi partilerin doğru olduğuna kanaat getirdiği kişiyi tabanını anlatarak doğru kişiyi seçmesine yardımcı oluyor. Ben hemen burada şu soruyu yönlendirmek istiyorum size. Evet, sizler binler, on binler, yirmi binler, otuz, elli binlere varan ve verilere, yani tabana sahipsiniz, üyelere sahipsiniz. Başka STK'lar hemşerilik esasıyla oluşturulmuş, diğer STK'lar da benzer üye yapılarına sahip. Bu noktada son 10 yıl, 15 yıl düşünüldüğü zaman siyasette çok hızlı bir çözüme gitme arayışı gerçekleştiriliyor ve siyasetçilerin bireylerle tek tek tanışmasındansa STK'daki kanaat önderleriyle bir araya gelip bu işi hani orada konuşması, yani kendi kitlesiyle buluşmayı STK liderine atıyor. Siyasetçi bu noktada kendisinden kendisine destek istiyor. Sorum şu, bu noktada siyasi yönlendirme yapabiliyor mu STK'lar, kanaat önderleri? Yani aktif olabiliyorlar mı? Direkt belki söylemiyorsunuz, oyunuz şuraya gidecek, bu şekilde gidecek gibi bir yorumda bulunmuyorsunuz ama bir yön işaret ettiğiniz kesin. Tabii ki, yani sivil toplum örgütleri bu anlamda ya, gerçi bu da birazcık siyaset açısından bir kolaycılığı da getiriyor. Yani bireyle tanışmıyor, onun isteklerini, arzularını bilmiyor, şehir için belli bir projeyi gerçekleştirmiyor. Onun yerine kanaat önderlerinin kapısını çalıyor, selamlaşılıyor, sohbet aslında, evet, ve 50 binlik bir üye geçişi sağlanıyor. Hedef bu oluyor. Geldiğimiz nokta bu durumda şimdi. Evet, yani bu daha çok iyi bir sistem değil aslında. Değil, daha önce de tabii geçmişten bugüne kalan gelen süreçlerde de öyleydi. Yine doğuda biliyorsunuz ağlar. Orası kesin, o doğuda belirgin bir şekilde öyleydi. Yani bu anlamda sivil toplum örgütleri yine bu uygulama içerisinde var olmalı. Çünkü biraz önce anlattığım gibi sivil toplum örgütleri, liderleri ülkeyi yönetecek kişinin nasıl biri olması gerektiğini kendi süzgecinden geçirmesi lazım. Yani yönetim anlamında kişileri takip etmeli, vermiş olduğu demeçlerden tutun, yapmış olduğu ülke yönetme programlarına kadar iyi analiz hatta etmeli. Hatta siyasetçi bile yönlendirir pozisyonda olabilir mi diyorsunuz? Şimdi bizimle diyaloğa geçen, bizimle istişare eden siyasi partilerin genel başkanları, genel başkan yardımcıları görüşmelere geldiğinde veya biz onları ziyaret ettiğimizde artık nasıl bir ülke istiyoruz, nasıl bir yönetim tarzı istiyoruz, bununla ilgili fikirlerimizi beyan ediyoruz. Yani çok da muhalefetlik yapmaktansa artık çıkın, projelerinizi anlatın, nasıl yöneteceğinizi anlatın, ben öyle değil de böyle yöneteceğim diye anlatın gibi fikirlerimizi de veriyoruz. Ya bu anlamda onlardan gelen geri bildirimle doğru kişi olduğuna kanaat getirdiğimiz bir partiyi. Yani siz bu süzgeci işletiyorsunuz, bu kriterleri o kişiye, siyasetçi ya da o parti adına işletiyorsunuz. ve sonuçta onlara bir geri bildirim yapıyorsunuz. Çift aynen taraflı öyle bir iletişim sistemi. Ama bunun daha toplumsal, sonuçta bir ülkede yaşamanın gerektirdiği bazı sorumluluklar var. Ülkemiz adına daha eşit, daha paylaşımcı, daha odakların ya çok olduğu, yani tek odaklaşmanın bir iki olmadığı noktalarda tutabilmek için gönül ister ki aslında bu noktada herkes katılımcı olsa, güçlü olan grupların sesinin çıkması değil. Siz ne düşünürsünüz Faysal Başkanım? Yani gücün kendini siyaseti şekillendirdiği bir noktadansa daha paylaşımcı, daha ortak akla, ortak isteklere yönelmiş bir siyaset daha doğru olmaz mıydı? Şimdi ben öncelikle şunu söyleyeceğim. Biz her zaman bunu iddia ediyoruz. Biz Cumhuriyet'in kurulduğu şehrin mensuplarıyız. Siz Sivaslılar adına söylüyorsunuz. Ben genelleyerek sormuştum bu soruyu. Şimdi tabii ki biz bu ülkenin sevdalısıyız. Bu
milletin sevdalısı, devletin sevdalısıyız. Biz bireysel olarak önce kendi aileden başlıyoruz. Kendi eşimizden, kendimizden, çocuklarımızdan, yakınlarımızdan, akrabalarımızdan ve çevremizden bu şeyi, ülke sevdasını, millet sevdasını bunları aşılamakla, bunları anlatmakla öncelikle kazanıyoruz. Sonrasında bunu tabii ki bireysellikten çıkarıp kitle halinde yapmak için de siyaset partilerine veyahut da siyasi kurumlara ya da STK'lara görev düşüyor. Yani biz de STK yöneticisi olunca da ki siyasette şunu yapmak zorundayız. İnsanlarımıza vatan, millet sevdasını öğretmek üzere anlatmamız lazım. Tabii bu siyasetçiler ne anlatırsa anlatacaklar tabii bildiklerini ama biz ülke yönetiminde, ülkenin birliği ve beraberliği içinde bizim de fikir ve düşüncelerimizi, o vatan sevgisini de anlatmamız gerektiğini, o gençlerin bireysel olarak bir arada olması, insanların bize bir araya getirip onları yönlendirmek ve etkilemek için buradayız. Biz şunu diyoruz her zaman, biz Hüseyin'i bir ruhla ve Mustafa Kemal Atatürk gibi duruşla bunu sergilememiz lazım. Çünkü bizim töremiz bunu gerektiriyor. Vatan birliği, bütünlüğü, milletimizin birliği, bölünmez bütünlüğü sağlamak için de mutlaka bunu kitlelerimize anlatmamız gerekiyor. Ve ona göre de siyaseti de ona göre yönlendirmemiz gerektiği düşüncesi kesinlikle ve kanaatindeyim. Yoksa Allah muvaza ayrılıklar olursa da yani bir son vatanımızı da kaybetme göz daha alamayız. Bütüncül ifadelerde bulunması gerekiyor. Evet, o zaman siyasetçiler de sizi bir oy kazancı gibi görmeyenler ve potansiyeli görmemeyenler daha pozitif çabalarla karşınıza gelmeli. Yani bir uzlaşı ama onların bu sistemi daha doğru çalıştırmaları gerekir. Madem burada böyle kurulu bir düzen var. Kesinlikle. Değil mi? Evet. Ve siyasetçiler de yani potansiyel oy olarak görmemeliler. Görmemeli. Seçim zamanında hatırlamalar. Ondan sonra seçim bittikten sonra uzaklaşmalar olmamalı. Artık sivil toplum örgütleri bu konuda kendini güncelledi, yeniledi. Ne oluyor dedi. Hep size olmuyor. Siz ne topluma seçim zamanı siz bize ondan sonra biz size bu algı artık değiştiğini inanıyorum. Buna kanaat getirdim. Öyle de olmasını diliyoruz. Buradan da siyasetçilerimize seçimden sonra da hatırlanması konusunda uyarıda bulunuyorum. Mesaj gitmiştir mutlaka. Ben size şunu sormak istiyorum. Bu sohbet sırasında belki bir beyin fırtınası gibi düşünürseniz mutlu olurum. Etkinliklerinizi, varoluşunuzdaki pozitif çalışmalarınızı, etkinliğinizi, gücünüzü nasıl arttırmayı planlardınız? Hani daha faydalı nasıl olunabilir dendiğinde ben küçük bir tüyo versem size. Çünkü STK'ların yapısına göre hak savunucuları, işte mesleki STK'lar bakıldığı zaman bunlar daha çok ofis ortamlarında, bürolarda yer alıyorlar. Bunlar araştırmalara belli fonlar ayırıyorlar, raporlar yazıyorlar. Bunun sonucuna göre meslek gruplarına, işte haklarını savundukları gruplara ulaşıyorlar. Hemşirelik STK'ları, bu esasa dayalı STK'larda ise daha kişisel kitleleri pikniktir, söyleşidir, sohbettir, müzik günüdür, anma günüdür gibi daha halkla ilişkiler platformunda üyeleriyle karşılaşıyor. Şöyle bir şey olamaz mı? Bu grupla bu grup çalışma şekillerini birbirlerine taşıyamaz mı? Yani siz de bir proje için araştırma grubu kurabilir misiniz? Bir raporlama yapabilir misiniz? Bunun sonuçlarınızı tabanınızda paylaşabilir misiniz? Bunun oluşturulan şeyi, ürünü belediyeye, yerel yönetimlere taşıyabilir misiniz? Aynı şekilde diğer grup STK'larda projelerini biraz dışarı taşıyamazlar mı? Birazcık daha insancıllaştıramazlar mı? Daha çok insana değinemez, dokunamazlar mı? Yapabilirler. Sadece yani bir çözüm müdür? İl bazındaki federasyonlar şey değildir dediğiniz gibi. Kendi içerisinde yapılan bu işte pikniktir, yemektir, şenliktir bunlarla ilgili değil. Biz artık şunu da öngörüyoruz. Biz doğaya daha faydalı ne gibi projeler yapabiliriz? Mesela zeytin dikmesi, ağaçlandırma, ne bileyim orman vasfını yitirmiş bir yerlerde bir arazi bulup federasyonumuzun adına orayı topluma kazandırmayla ilgili veya engelliler için ne gibi projeler yaparız? Daha farklı düşünmek. Yani sadece Sivaslılar için değil belki. Engelli vatandaşlarımız, sandalyeyle dolaşan vatandaşlarımızın mesela hiç sandalye, akülü sandalyede tamir bakım atölyesi yok.
Düşünebiliyor musunuz? Evet, yani bu, çok düşünüyorsunuz. Aynen, bu kişinin aracı bozulduğunda eve hapsolması olayını kimse evet, akıl edememiştir. Aklımıza gelmemiş bir problem. Bu anlamda evet, İzmir'in bütün bu engelli vatandaşlarımıza hizmet edebilecek bir atölye kurulması lazım. İster yerel yönetimler olsun, ister bizim gibi sivil evet, toplum örgütleri. Bunun gibi farklı, kendi çizgisinden dışarı çıkmış biraz daha. Sizi aslında koyduğumuz yerde, sıkıştırdığımız yerden dışarı aynen, alabileceğimiz aynen, değil mi? Evet, sivil toplum örgütleri, hele de bizim gibi genç başkanlar artık vizyon sahibi. Evet, bekliyoruz. Siz ne söylerdiniz Faysal Başkanım? Artı ne yaratılır toplum için? Bedensel engellilerle ilgili İzmir'de çok büyük bir sıkıntı hı-hı, olan bu akülü araçların tamiri olacak bir yeri yok. Ben yine buradan teşekkür edeceğim vakıf başkanımız Zeki Karoğlu ve onun bir çalışması var Buca'da. Akülü engellilerin kullandığı o akülü araçların Buca'da tamir için bir atölye kurmasının çalışmasını yapmaktadır. Ben onda o konuda da sayın vakıf başkanımıza teşekkür ediyorum. Onun büyük katkıları var. Bir ikincisi de demin STK'ların demiştiniz. Ülke üretiminde ne faydalar var gibi. Yani daha mesela, çoğulcu mesela, bir yaklaşıma dönsek. 100 yıllar önce Anadolu'da bir ata tohumu vardı buğday. İstanbul'da bizim vakfımız Zaralı İş Adamları Vakfı bu tohumu bulup bugün Zara'da ve Sivas'ta ekimini yapıp hasat almaya başladılar. O ata tohumunu. Tekrar geri dönelim. Tabii. Gerçi gen bankamızda varmış evet, evet, tohumları. Geniş bir şekilde muazzam da geri dönüş yani 1'e 70, 1'e 100 bir, o şekilde. Çok güzel. Güzel bir katları var. Onları tekrar başlattıkları yerli tohumlarla ilgili Sivas'ta seracılık yapmaya başladılar. Ben o konuda da onları yani burada var olan işte coğrafi evet, işaretlemesi alınan bir ürünün taşınması. Evet, çoklu evet, düşünmekten bahsediyoruz değil mi? Dünya evet, adına, ülkemiz tabii, adına çoklu düşünmekten bahsediyoruz. Evet. Belki de sizleri sıkıştırdığımız o alandan dışarı çıkartırsak çok daha farklı şeylere gidecektir, noktalara taşınacaktır. Aslında biz sıkışmadık. Hala geniş. Biz sizleri daha hemşerilik STK'ları adına hani belki algı olarak öyle gözüküyor olabilir ama bu bizim yanlış algımız. Aslında bunu düzeltmek üzere konuyu açtım. Sivil toplum örgütleri kendi tabanını, kendi üyelerinin gelenek göreneklerini yaşatırken yine ülkemiz adına ne yapabiliriz her zaman evet, düşünmüştür. Doğa adına, dünya adına, ülkemiz adına derken bir çok, bu yolculuk. Evet, konu adına çalışmalar da yapmıştır. 8 yani. Mart'a gelmek istiyorum. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel Ege ve İzmir ve Ege Sivaslılar Dernekleri Federasyonu evet, değil mi? Bir İzmir organizasyon yaptı. Onun görüntülerini isterseniz kısaca bir ekranlarınıza taşıyalım. Ondan sonra sohbetimize döneceğiz. Anladığım kadarıyla çok konuşmayacağız. Bayanlara yer vereceğiz bugün. Saygıdeğer Başkanım, sayın hanımefendiler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle gerçekleştirilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü buluşmasına federasyonumuz adına hoş geldiniz diyor. Saygılarımı sunuyorum. Dünyanın her yerinde kadının anıldığı, sorunların çeşitli platformlarda tartışıldığı bir gün 8 Mart. Biliyoruz ki kadın toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu bir unsurudur. Kadının ilerlemesi sosyal adaletin bir şartı olmakla birlikte sadece bir kadın sorunu değildir. Bu konu sürdürülebilir, adil ve kalkınmış bir toplumu inşa etmenin tek yolu olup politik, sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel güvenliği başarmanın da ön koşuludur. Demokratik, ileri bir toplum için kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk vesaire alanlarda eşit fırsat olanaklarından faydalanabiliyor olmaları dolayısıyla büyük önem taşımaktadır. Tüm dünyada tartışılan kadın kimliği ülkemizde ırksal, kültürel, etnik, dini ve benzeri farklılıklar içerisinde algılanmakta ve farklılıkları ile gerçek sosyal, gerek sosyal gerek siyasal hayatımızı zenginleştirmektedir. Bu zenginlik sadece demokrasimizi güçlendirmekte ve aynı zamanda toplumsal ahengimizi de ortaya koymaktadır. Evet, 8 Mart Dünya Emekçiler Günü'nde sizlerle birlikteydik.
Çalışmalarınızı takip ettik. Katılım çok güzeldi. Teşekkür ediyoruz. Bizleri de çok güzel ağırladınız. Ama biz bu özel günün, yılın bir gününde anmak, bu özel durumu, kadınlarla ilgili farkındalığı yılın bir gününe yerleştirmek istemiyoruz. Yani her an, her zaman buna dair projelerimizin olmasını istiyoruz. Evet, evet. Kadının hak ettiği yere ulaşmasını, toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bir dünyanın, ülkenin sınırları içerisinde yaşamayı talep ediyoruz. Bununla ilgili çabalarınızı sizden dinlemek isterim. Kabaca ondan sonra da ufak ufak programımızı kapatalım. Ne dersiniz? Tabii ki. Şimdi kadına verdiğimiz önem aslında sadece Kadınlar Günü programını yapmakla kalmıyor bizden. Bu bizi acıtırdı biliyor musunuz? Yani yılda bir gün hatırlanmak bizi acıtırdı. Yılda bir gün değil, biz yılın 365 günü kadınlarımızı hatırlıyoruz. Bu anlamda kadınlarımız zaten olmazsa bence dünya zaten güzel olmaz ya da iyi yarısı olmaz. Yarısı eksik anlamında. Olur değil mi? Kesinlikle eksik yaşanır. Eksik olur. Sadece Kadınlar Günü etkinliğimizin dışında diğer derneklerimizde de yaptık bunları ama işte kadına şiddet programları şeyi var, seminerleri yaptırıyoruz. Evet. Bunun içeriğinde yine psikologlar, avukatlar. Evet, psikolojik destek sağlayabiliyorsunuz. Bunun gibi destekler veriyoruz. Yine bazı derneklerimizde takı, tasarım, el sanatları gibi birçok meslek kursları veriyoruz. Bütçesine destek çıkabilmesi için. Evet. Ve kadınlarımızı ileriki projelerimizde de var yine gezi programları. Başsal Başkan'a baktınız. Başka planlanan proje var mı kadın temasıyla? Şimdi ben kadınlarımızla ilgili evinden yuvasından çıkamayan ya da sürekli çocuklarına zaman harcamış, bir türlü İzmir'in gezmemiş, dolaşmamış kadınlarımız hala var. Öyle onlar mi? İçin de bir gezi turları, işte bir eğlenmesi, bir gönlü açılması konusunda çalışmalar yapacağız. Buradan hanımlarımıza evet, da şehrimizi tanıtın ama gönül ister ki yani kermesler şeklinde kutlanmasın ne olur bugün. Hani sarmaların yendiği, kısırların yendiği, kadının anıldığı konuşma. Biz bunu istemiyoruz. Ne olur biz eşit paylaşım istiyoruz. Üretimde, ekonomide, siyasette, sporda, sanatta birlikte olmak kesinlikle istiyoruz. Ve biz kadın dostu erkek iş arkadaşlarına, partnerlere ihtiyaç duyuyoruz. Evet, bu konuşmamda da vurgulamıştım zaten. Evet. Kadının siyasette, sporda, sanatta her yerde olması gerektiği. Evet. Buyurun Faysal Bey. Şimdi ben kadınlarla ilgili bir şey söyleyeceğim. Şimdi kadının önemini şöyle tarihsel öneminden mi gireceğiz? Tabii tarihsel önemini. Tam da programımızın sonuna geldik derken. Başkan her şeyin bir tarihsel. Türk tarihine baktığınız zaman Orhun abidelerinden taşlara kazımış atalarımız. Orada diyor ki kız çocukları diyor, bey de olsa, kağan da olsa kız çocuklarını istediğine veririz. Yani kız çocuklarına Türk tarihinde o kadar önem verilmiş ki, yani isteyene değil, kız çocuğunu kim isterse ona verin diyor, kağan da olsa, bey dahi olsa diyor, kız çocuğunu istediğine veriniz. Bu da gösteriyor. Bu da kadınlara olan tabii verdiğimiz değeri Türk tarihinde atalarımızı artık taşlara kazıyarak deklar etmişlerdir. Bugün biz nasıl ki eşlerimiz bir kadınsa bizi doğuranlar da bir kadındır. Biliyorsun cennet annelerin ayakları altındadır. Yani dinimiz dahi ve kimliğimiz dahi, Türklüğümüz dahi kadınlara verdiği değeri burada belirtmiş oluyor. Ve yine ayrıca da biz burada doğmuş, burada büyümüş genç kızlarımız var, genç kadınlarımız var. Biz bunlara bir öncelikle bir tur düzenlemek istiyoruz. Alıp Anıtkabir'e götürmek. Oradan Sivas'a götürüp Sivas'ın o tarihi yerlerini, o kültürünü Sivas'ta da yaşamalarını, görmelerini istiyoruz. Çünkü burada okulundan dolayı veyahut Sivas'ta babaları evlerini, yurtlarını satmışlar, bağlantıları kesilmiş. Ama o Sivas ruhunu hala yüreğinde, Sivaslı ruhunu yüreğinde taşıyan kadınlarımız var. İnşallah bunlar da bu bahar veyahut da yazın Sivas'a götüreceğiz o turla. Onlara Sivas kültürünü de orada göstereceğiz yarın inşallah. Evet. Programı kapatıyoruz. Zamanımızı kullandık. Sizden bir son cümlelerinizi aktarmanızı isteyeceğim. Seyircilerimizle paylaşın lütfen. Evet. Bizleri izleyen, ekranın başında izleyen seyircilerimize çok teşekkür ediyoruz bizlere zaman ayırdıkları için. Ayrıca 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Tıp Camiası'nın Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Teşekkür ediyorum böyle bir günde böyle güzel bir programı bizlerle yaptığınız için.
İyi yayınlar diliyorum sizlere de. Çok teşekkür ederim başkanım. Evet, stüdyomuzda İzmir ve Ege Bölgesi Sivas Dernekleri Federasyonu'nu ağırladık. Başkanımız, Federasyon Başkanımız İnan Demirgran ve Başkan Yardımcımız Sayın Faysal Çaygöz bizlerle birlikteydi. Sivil topluma dair hemşire dernekleri temalı, sivil topluma dair hemen hemen her konuya girdik. Eğitim dedik, gençler dedik, kadın politikaları dedik, siyaset dedik, dedik de dedik ve programımızın sonuna geldik. Seyirdiğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.